بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. بقرة سورة 234. آيات. أستعيذ بالله. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. الله سبحانه وتعالى أيتيبتكي sizlarning ichlaringizdan vafot qiladigan kishilar va orqalaridan ayollarni tashlab ketadigan kishilar, ayollar qoldiradigan, mana shu ayollar o'zlarini 4 oy va 10 kun kutadilar. Ayollar o'zlarining muddatlariga yetganda ular o'zlarining to'g'risida ma'ruf bilan qilgan narsa haqida sizlarga hech qanday gunoh yo'q va Alloh sizlarning qilyap turgan amallaringizdan xabardordir. Suyuti aytayaptilar: "Vallazina yatawaffawna yamutuna minkum." Sizlarning ichlaringizdan vafot qiladiganlar, ya'ni o'ladigan kishilar. "Va yazaruna yatrukuna" va tashlab ketadilar, ya'ni tark qiladilar. Azvajan ayollar, ya'ni orqasidan ayoli bor, ayoli bundan oldin o'lganmas yoki birga o'lgani yo'q, bu o'lyapti, xotini qolyapti. Yatarabbasna kutadilar, ay liyatarabbasna kutsinlar. Bu ham mana yuqorida kelgandek aslida jumla-i xabariya lafzan, lekin ma'noda jumla inshoiyadir, muzori bo'lyapti lafzda, lekin ma'noda esa amr bo'lyapti. Kutsinlar deyapti Alloh taolo. Bi anfusihinna o'zlarini, ba'dahum anin nikahi. Erlari o'lgandan keyin nikoh qilishlikdan o'zlarini tiysinlar. Nikoh qilmasin. Qancha? Arba'ata shurin va ashro minal layali. Ya'ni 4 oy va 10 kecha. Demak, eri o'lgan xotinlarning iddasi mana shu ekan. Eri o'lgan xotinlar mana shu muddatcha iddada o'tiradilar. Wa hadza fi ghalil hawamili, bu homila ayollardan boshqalar to'g'risida. Ammal hawamilu fa iddatuhunna an yadana hamlahunna bi ayati talaq. Lekin homilador xotinlar esa ularning iddasi Taroq surasida kelgan oyat bilan homilasini qo'yishligidir. Bolasini tuqqandan keyin ularning iddasi bitadi. Wal amatu ala nisfi min zalika bi sunnati. Chori esa shuni yarmini tutadi sunnatga ko'ra. Oyatning zohiri chorilarni ham o'zining ichiga oladi-yu, lekin sunnat bilan u chiqib ketadi. Ya'ni 2 oyu 5 kun. Sa iza balagna ajalahunna, ayollar o'zlarining muddatiga yetganida inqobat muddatu tarabbusihinna, shu kutishliklarning muddati bitganda, iddalari bitganda, fala junaha alaykum ayyuhal awliya, ey avliyolar, ya'ni ey bu ayolning egalari, dadasi, akasi, sizlarga gunoh yo'q. Fima fa'alna fi anfusihinna, bu ayollar o'zlarini to'g'risida qilgan ishlarda, minat tazayyuni, ziynatlanishlik, va ta'arrudi lil xuttabi, va sovchilariga o'zini ro'baro qilishlik, ya'ni sovchilarni qabul qilishligida sizlarga gunoh yo'q shar'an, shariatda. Vallohu bima ta'maluna xabir,
ve Allah Teala sizlerinin kılıyatırken amellerinizden haberdardır. Alimun bi batinihi ke zahirihi. Allah Teala amellerinizi batınından batınını hem bilücüdür, hüttü zahirini bilyaptırken dek. Bana bu ayet yukarıdaki ayetlerle alakası görünüp durdu. Yine aile-i meseleler, irhatında ortasındaki ahkamlar. Lekin yukarıdaki ayetlerle nispeten bunun hikmeti, tertibini görün ki, ferzendi meselesinden ki Allah Teala vefatının meselesini zikir kılıyordu. Şimdi er öledigen olsa, er vefat kıladigen olsa ne olurdu? Hani nikahı başıdan alıp geliyordu Allah Teala ve ne vefat kekildi. Er ölgenden kiyin ayarlarının iddiasını beyan kılıyordu Allah Teala. Yukarıda hani talak kılınca hatınlarının meselesi zikir kılınıyordu. O şeyden biz ettik. Eri ölgenlerinin meselesi başka. Mene ayet sarahadan geliyordu. Demek ki eri ölgen hatın 4 ayı 10 gün iddiada oturuşluğu sers. Hiç kimini özgertiremeydi. Hiç kimi hakkı yok. Bu farz bu. Hiç kim kemaytiremeydi bunu. Ayetinin zahiri eri ölgen hemen uzun içi kalırdı. Hemen. Lekin bazı kişiler müstesna bu tutu yaptı. Bana mesela çürüler. Çürüler hadisinden taksis kılınıyor. Ayet umumi, amdır. Bütün eri ölgen hatınlarına bana şu hükümde ispat kıladı. Eki hadis çürülerini bundan taksis kılı çıkarıyor. Çürüler 2 ayı 5 gün duradı. Ummu valet doğrusu diyen ıhtılaflar var. Ummu valet yani uzun hatını vez ki. Şunun için ummu valet değildi. Eğer hatını bugün değildi, hatını değillerdi. Çürü bugün hatını değillerdi. Onun iddiası malum. Ummu valetti bilesiler. Çürüsü bilen cimakıyan nikah salıttı. Bu ferzent görgen ondan. Şunun bilen ummu valet tut kaladı. Bunun iddiası doğrusu ıhtılaflar var. Hamile hatının iddiası doğrusu ıhtılaflar var. İbn Abbas aytadı ki, hamileder hatın iddiasını köpünü kütadı. Hamileder hatın da iddiası aslında yukarıda etilindi ki inge ayetlerde yine keledi. Balasını tuğuşluyu. Şimdi hamileder hatınlı balasını tuğuşluyu başından hesaplasın 9 ay. Lekin eri ölgen hatın bana 4 ayı 10 gün böyle yaptı. Bazen şimdi buladı ki hatın bala görüşüge 1 ay kagende belki 15 gün kagende eri öledi. Şimdi ne buladı? Cumhur etedi ki o şey Talak suresindeki ayetki emel kılabız. Hamileder hatınlarının iddiası balasını tuğuşlu gidiğimizde bu hatın balasını tuttandan kiyin eriye tekişi mümkün. İddiası bitiyordu çünkü. İbn Abbas etedi ikele iddianı köpünü alır deydi. Kaysanası köp olsa şunu alsın deydi. Lekin ayetki hılap ve hadiske en hılap sahabiyelerden birisi eri ölgenden kiyin bir neçe günden kiyin ferzent gördü. Ve ziynetlenip yani savcı geliştiğine tayinlengende itiraz kıldılar. Yakında senin erin öldü. Hani kılıp senin savcı kütü alıştığına tayinlik kılıyorsan diyende itiraz kıldığında ki peygamberimiz aldığına bağırıp soradı. Yani hamile hatırların iddiası balasını tıkkandan giymez mi? Diyende ki peygamberimiz aleyhisselam ettiler ki elbette şundik. Hamileler hatırların iddiası balasını tuğuşluyu. Çünkü köre cumhur şundik fatva verildi. Demek hiç kendi ikilenmeyen halette hamileler hatın eri kaçan ölse ölsün onun iddiası balasını tuğuşluyudur. Bu hazır hamileliği bilinmeyen ayarlar doğrusu da. Yatarabbasna kütediler de yaptı. Lekin emir manasındaki kütsünler. Allah büyürü yaptı bunu. Yukarıda ettik. Bunun hikmetini ne? Demek ki emir manasındaki fil muzari manasındaki ile yaptı. Yani Allah Teala büyürdü. Allah'ın mumun kulları Allah'a şu derecede itaatkar buluştuk gerek ki şu zahata emel kılıçtı başlaş gerek. Çünkü büyürüldü. Onun için Allah Teala muzari filini kilitiriyor. Yatarabbasna diye yaptı. Biz büyürdük, bunda ayarlarına iddianı küçüklükke başladı bunlar. Hakikaten hem şunu diye buluştuk ki de, sahabeler bana şu derecede itaat kılardı, biz hem Kur'an-ı Hadis'e sözsüz itaat kılıştığımız gerek. Eştik mi, samiyana
ve ata'ana itaat kıldık. Şu zatı hayatımızda tatbik kılamız. Hiç kendi bahane özür göstermeyimiz. 4 ayı 10 gün. Neme ya 4 ayı 10 gün? Şu hamilenin meselesinden. Hamilesi var mı yok mu bilinsin mi? Çünkü hadislerde geldi ki 4 aydan keyin o'sha qorindagi bolaga ruh kirgiziladi. Mükemmel bir insan bo'lyapti u. Shuning uchun shariat aytayaptiki, erilgan xotinlar 4 oy 10 kun kutsin deyapti. Tafsirlarda keladi, so'rashadiki, savol qilinadi, 10 kuni nimaga ziyoda qilinsa, 4 oydan keyingi 10 kunni ichida ruh sudaladi. Bola, ya'ni farzand inson shakliga kelib bo'ldi, 10 kun ichida ruh kirgizilganligi uchun 10 kun qo'shilyapti. Va onun albatta boshqa hikmatlari ham bor. Buni dini tarafga tegishli bo'lgan hikmatlari, ilmlari ham bor va tibbiyotga tegishli bo'lgan ilmlar, hikmatlari bor albatta. Tibbiy masala ham bor. Iddalariga yetgandan keyin sizlarga gunoh bo'lmaydi ularning o'zlarini to'g'risida qilgan ishlariga deyapti. Bil ma'ruf qarin. Bil ma'ruf ma'rufga qaytlayapti Alloh taolo. Bu ayollar o'zlarining to'g'risida qilgan ishlar to'g'risida sizlarga gunoh yo'q. Ammo ma'ruf bilan bo'lsin. Ayollar o'zini xolaganidek emas. Urf-odatga qaratmas, insonlarning gapiga qaratmas, Qur'on va hadisga amal qilgan holatda, Qur'on hadisga itoat qilgan holatda nima qilsa, endi shu ayolga tegishli bo'lgan erkaklar uni man qilishlikka haqqi yo'q. Man qilisha olmaydi. Yuqorida aytildi bu masalalar. Iddasi bitti. Ayol kishi xohlagan, o'zi tanlagan, rozi bo'lgan kishiga tegishi mumkin. Hech kim uni man qila olmaydi. Xolasa tegadi, xolasa tegmaydi. Endi bu yerda o'zlarini to'g'risida qilgan ishlar deganda, suyuti ikkita tafsirda aytyapti. Biri ziynatlanishlik. Masalan, iddasi bitgandan keyin usul qilyapti, yuviniyapti, yaxshi liboslarni kiyyapti va atrofidagi odamlarga aytayaptiki, agar sovchi keladigan bo'lsa, qaytarmanglar, rad qilmanglar, deyapti. Va shu bilan erga tegishlikka tayyorgarlik ko'ryapti. Oyatda zohirda bu narsa aytilmadi. O'zlari to'g'risida qilgan ishlar, deyapti. Mutlaq kelyaptimi? Demak, butun masalalar kirib ketaveradi. Butun masalalar. Iddasi bitti endi, erini qarindoshlari aralasha olmaydi. O'zini qarindoshlari esa, o'zini dadasi yoki aka-ukalari agar munkar ish qilsa aralashsin, bo'lmasa aralashmasin. Yaxshi ishlarga nimaga to'sqinlik qilishadi? Oyatda zohirda shu ayolning masalan erga tegishlik masalasi ham bor. Iddasi bitgandan keyin erga tegaman desa, man qilmanglar. Tegaversin deyapti Alloh taolo. Ziynatlanyapti, sovchi kutyapti. Endi erga tegishi haqqi yo'qmi? Muqaddimatlar bo'lyapti-ku. Ya'ni bu bilan men o'tgan ixtilofga ishora qilyapmanki, Ahli sunnada ikkita fatvo bor edi. Ayol kishi o'zi erga tega oladimi, tega olmaydimi? Valini iznisi shartmi, shartmasmi degan masalada ixtilof bor. Ya'ni jumhurda qavli shuki, valining izni shart emas, vojib. Valisini iznisi erga tegadigan bo'lsa gunohkor bo'ladi-yu, lekin u izn bermasa, ayol kishi erga tegsa, nikohi bog'lanaveradi, u zino bo'lmaydi u. Mana bizning zamonimizda tavba qilgan yosh qizlar mana shu narsaga muhtoj bo'lyapti. Ota-onasi g'irt fosiq, din dushmani yo kofir, mushrik. Bosh kofir mushrik bo'lsa endi ular vali bo'lmaydi, u boshqa masala. Ota-onasi mushrik kofir bo'lgan qiz ota-onasidan hech qanday izn so'ramasdan, ularning ruxsatiga qaramasdan mu'min kishiga, taqvoli kishiga tegib ketaveradi. Yoki bir jamoat tarafidan bir vali tayin qilinadi bu ayolga. Jamoat rahbari valilik qiladi. Endi bir musulma, ota-onasi fosiq. Ular ham musulmon, kofir emas u, lekin fosiq. Ota-onasi bu qizni musulma qizni fosiqqa bermoqchi. U rozi bo'lmayapti. Dindor kelsa ota-onasi bermayapti. Shunda qizlar majbur bo'lyaptiki, ota-onasining rizosiga qarshi holatda tegishlikka. Ota-onasi bilan janjal qilgan holatda ba'zilar hech aytmasdan chiqib ketyapti qizlar. Dindorlarga tegib ketyapti. Nima bo'ladi ularning nikohi? Botilmi, zinomi endi bu narsa? Shuning uchun o'ylab fatvo berishlik kerak. Ya'ni ba'zi hadislarda zohirlari ya'ni valiyingizni bo'lmasa nikoh bo'lmasligini ko'rsatyapti, lekin mana bu oyatlarda zohiri Alloh nima deyapti?
iddiası bitkenden ki ayollarının kıyan işleri de sizlerge günah yok diyordu. Ziynetlenişlik, savuç kütüş ve ondan ki erge tekiş meselesi. Erge tekiş gitse sizge günah yok. Biz yukarıda yemektik. Velini Allah-u Teala nime geçer kıl yaptı. Ayollar tabiatı nazik bu genlik için aldanıp kalmasın. Kezdablar, münafıklar, kalbi meraz insanlar ayollarımızı harlat koymasın deyip Allah-u Teala veliye bağladı. Lekin vali xorlayman desa, unda valiga e'tibori yo'q. Buni fosiq ota-onalarni iznisiz qizlar yoki ayollar dindorlarga tegib ketsa bo'laveradi, nikohi bo'laveradi. Lekin iloji boricha rozi qilib, xabar berib qilgani yaxshi. Fitna bo'lmasin, janjal bo'lmasin. Ya'ni Allohdan qo'rqishlik kerak, fatvolarni noto'g'ri iste'mol qilmaslik kerak. Vallohu bima ta'maluna xabir. Ve Allah Teala kılıyıp durgen emellerinizden haberdardır. Hemesini bilip durdu. Bu müne Allah Teala çünkü şöyle kılıyıp durdu ki, evvela ayollar. Ayollar idde meselesinde kendi emel kılışı yaptı. Hemesini bilip durdu. Ve ayollarına teşhisi bugün erkekler. Onlara kendi muamele kılıyıp durdu. Şeriatke göre yakşı muamele kılıyıp durdu mu? Ya ki ne doğru muamele kılıyıp durdu mu? Hemesini bilip durdu Allah Teala. Bu yerde yana bir mesele var, ihdad meselesi, ihdad. Fiqh kitaplarda okudularız, ayalıkçının ihdadı. Fakat yine eri ölgen hatın, tör ayı 10 gün ihdadda oturadı. İhdad ne dedi yani? Ziynetlenmeslik, uzun menkırışlik. Adlı libasları kiyedi. Ama hani kapkarayım ki yine yürümeydi. Bu caizmez, adlı, ziynetsiz libasları kiyedi. Bazılar eri ölgenden ki hani hunik libaslarını giyip alışadı. Ya kara libas giyip alışadı. Demek ki matem kliyattız deyiştim. Bu kafirlerden ki gendersi. İslam'da yok. Ve bazılar üyüden bir cenaze çıkardı gelmişse bir hatası ölse kemide bir ay geçe hafe bulu gülüşerdi. Hiç gülüşmeydi. Gülmahçı olsa köşeye çıkıp gülüp gelişerdi. Üyüde gülüşmeydi. Bazılar var, bir ay geçe musiki eşitmeyi koyardı. Ve mesela TV'ye karamayı koyardı. Başka vakit musiki haramdı siz, yo bizi oğlumlarımız izin vergen deydi. TV'ye karamayın siz, oğlumlarımız izin vergen deydi. Biz etemiz ki bana, ölüm bugün de bir ay geçe eşitme yapsan, ne geçitme yapsan, yakşımazdı demek, bilerken sen yakşımazdı günü. Günah eken, caiz bu ise köre uğur günüdü. Nene yakın yukarı yapsan şimdi? O da daimem haram bu neseler. Musika daimem haram ve her hal İslam'ya halap bugün filmler, kürsatürler daimem haram. Lakin bu cahiller o şey bir an geçse kime koyardı şunu? Her hal kılıklar kılışardı. Bunlar hepsi bidiyat. Fakat yine hatın tur ayı 10 gün geçe ehdatta oturadı. İddada bu yanlık için ziynetlenmeydi. İddada o çünkü. Hal aldığı eriden mutlaka alakası bitkeni yok. Ama başka her kendi adamdı. Yani matemi 3 gün buluşmak gerek. Peygamberimiz aleyhisselam dediler ki Allah'a ve ahiret günüge işengen insanlar 3 günden artık matem kılıçlığı, taziye kılıçlığı caizmez. 3 günden aşçası caizmez. Bizde adamlar 3 gün, 1 hafta, 40 gün daim davazasını adıya kürsülerde kup koyuşup, köşelerden bir kitişip, her ötken adam kirip Kur'an okup geçirdik gerek. Kur'an okusu bilmezse müllep kip koyuşardı, mülle oku oradı. Bura caizmez bular, bidiyat bular. İslam'da kattığı mankını ingenlerse. 3 gün geçe terziye kılınadı, 3 günden kiyin bas. Sahabiyeler bu hadislerine şu derecede amel kılışardı ki, bir, mesela ben sahabiyelerde akesi öldü, başka karındaşlarda dedesi öldü. 3 gün geçe matemdi bunu. 3 günden ki turup güzel libaslarını giyip, sürme koyup yesendi. Ve etti ki, aslında beni yesenişlik ki hacetim yok. Lekin o şey hadiske amel kıyken halette yeseni yaptan dediler. Bana bu derecede amel kıldılar. 3 günden taşkarı caizmez. Aleykün, mesela siz eşitme geldiniz. Bir haftadan ki eşit kaldınız. Hala ki adamda körüp kaldınız. Ya ki yüge bağırıp, ziyaret kılıp. Ulanı yığletmezden. Mesela bir hizmet bulsa biz hizmetke teyyarımız. Ha yaşı insanıdır.
beşligizde zararı yok. Lekin illa barış şartmaz. Üç günden keyin barış şartmaz. Üç gün içinde barışlık sünnet. Üç gün içinde barışlık şartmaz. Barışı sünnet buladı, sağ buladı. Lekin kimlerdir barış gerek, tasarlı bir iş gerek, yardımcı buluş gerek. Üç gün içinde haber alırsın. Ondan keyin yok. Bana şu müddette ihdat kıladı ayarlar. Ziynetlenmeydi. Ondan keyin ziynetlenedi. Ve libas, güzel libaslarını kiyse buladı. İhdat rahtı da caizmez. Yukarıda etkenimizdik. Azı yana keledi ki, iddet halatı da hatın aldığı erige tekişli bu genlik için, nikah meselesi mükemmel bitme genlik için, başkaları savcı hem yönetelmeydi. Yani bu mesele yürütü yaptı Allah-u Teala. 235. ayet. وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ ف۪ي مَا عَرَّضْتُمْ بِه۪ي مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ ف۪ي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَاكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَل۪يمٌ Ayarlarının savçılığı, hitbetun savçılığı yani. Ağız açlık. Ayarlarının savçılığından bugün, sizlerinin tarif diyen nesnelerinizde, ya ki, içlerinizde, nefslerinizde, yaşırgan nesnelerinizde sizlerine günah yok. Sizler yakında o ayarlarının zikir kılıçlarınızı Allah bildi. Lekin o ayollardan sır holatda va'dalashmanglar. Lekin ma'ruf bo'lgan so'zda aytishliklaringizda gunoh yo'q. Nikohning ahdini azm qilmanglar. Kitob o'zining muddati yetguniga qadar, ya'ni idda bitguniga qadar. Alloh taolo sizlarning nafslaringizdagi narsalarni bilishligini bilib qo'yinglar. Allohdan qo'rqinglar. Ve Allah-u Teala gafur günahlarını keçiruvchi, halim ve ceza berishlikda shoshilmaydigan zot ekanligini bilib qo'yinglar. Suyuti aytayaptilar ki, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ف۪ي مَا عَرَّضْتُمْ لَوَّحْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ Ayollarning savchiligidan iborat bo'lgan talvih, ta'riz qilgan narsalarda sizlarga gunoh yo'q. Ta'riz, talvih degan yani ishora degan ma'noda. Qog'ozga o'rab gapirishlik. Uylanishlikda ochiq aytilmaydi-yu, izodan olib keladi. Al-mutaffa'an hunna azvajuhunna fil iddati. Ya'ni o'sha erlari o'lgan xotinlar iddada o'tirganida, qavlul inson inson mana bunga o'xshagan so'zlarda aytsa bo'laveradi. Masalan, innaki la jamilatun. Bir ayol getirdi ki, sen nihayette güzelsen deydi. وَمَنْ يَدِدُ مِسْلَكِ Senge hoşagenli kim topadı deydi. Senge hoşagen güzel yakşayaldı, hiç kim topalmaydı deydi. Maksadı, men senge ülenemendim ahçı. Sen menge yakasan dim ahçı. Eğer kahlasen meni kütkün dim ahçı. Başkasiga teyip gitmek indi mahçı. وَرُبَّ رَاغِبٍ ف۪يكِ Ve senge rağbat kıladigenler köp diyen geplerdi gepirse buladı. Ama açıkçasiga menge tekkin demeydi. Caizmez. اَوْ اَكْنَنْتُمْ اَضُمَرْتُمْ ف۪ي أَنْفُسِكُمْ Ya ki nefslerizde, içlerizde izmar kıyan, iknan kıyan, yaşırgan meselelerizde günah yok. Min qasdi nikahihinna ya'ni o'z qalbingizda ichingizda yashirgan narsa nima? Shularga uylanishni niyat qilishlik. Alimallohu annakum satazkurunahunna bil khitbati. Yaqinda sizlar u ayollarni savchi jo'natib zikr qilishliklaringizni Alloh bildi. Va la tasbiruna anhunna va ularga sabr qila olmaysizlar, biladi Alloh taolo uni. Sabah lakum at-ta'rida shuning uchun Alloh taolo sizlarga ta'rizni ishorata aytishlikni muboh qildi. Walakin la tuwa'iduhunna sirran. Ay nikah, ya'ni sir holatda nikohga va'dalashmanglar ayollar bilan.
İlla lakin en taqulu qawlan ma'rufa, ma'ruf sözdəsələriz zararı yox. Ay ma'ruf şer'an min at-ta'ridi falakum zalik. Yani şəriətdə tanılgan nəsə var ta'riz işarət açlıq. Mana şu sizlərgə izin verilir bu nəsələrdə. Ve la ta'zimu uqdatan nikah ay ala aqdihi. Nikahını bağlaştıkça azim kimiler, kast kimiler. Hatta yabluğal kitabu al-maktubu minel iddeti. İddede yazılıngan nasa, acelafu uzunin müddeti yetkünüye kadar. Beyen tehiye, idde bitçliği bilen. Ve alamu annallaha ya'lamu ma fi enfusikum minel azmi ve gayrihi. Allah-u Teala içlerizdeki, nefslerizdeki, hani nikahki azim kılıçlik ve başka nasalarda bilisigini bilip koyular. Fahzaruhu Allah'tan korkuyular. En yu'aqibakum iza azamtum nikahke azim kıyanlarizde Allah-u Teala sizlerge ukubat verip azab verisliği mümkün. Ondan korkuyorlar. Ve alamu annallaha gafurun limen yahzaruhu. Ve bilirler ki Allah-u Teala Allah'tan korkadığı kişilerini keçirişidir. Halimun bitahir l'ukubati an mustahikiha. Ukubatke, azabke, cezage haklı bugün kişiden azabını keçirip halimlik kıladığı zattır Allah-u Teala. Mana bu ayet yukarıdaki ayetke bağlanıyordu. İddada oturgan ayolga savcı cinayetçilik ya ki uylanışlikni taklif qilishlik caiz mi, caiz emas mi? Mana şu meseleye kelyapti. Ayet gösteriyordu ki iddada oturgan hatinga uylanışlik taklif qilishlik caiz emas, haram. Savcı cinayetçilik caiz emas, haram. Ayol kişi hem şu meselelerini açışligi caiz emas, haram. Çünkü idda bitgani yok. Aldingi erining nikah ishlari mükemmel bitgani yok. Qarang, nikah ishlari mükemmel bitgani yok deyapti. Nikah bitgan, eri o'lgandan nikah qolmadi. Lekin eriga tegishli bo'lgan ba'zi masalalar bor. Islomda har bitta amalga har taraflama qarashlik kerak. Faqatgina bir tarafdan qarab hukm bermang. Joiz emas. Ya'ni har qanday iddada o'tirgan xotinga uylanishlikni taklif qilishlik joiz emas. Ya'ni bo'lsa eri o'lgan va bo'yin taloq qilingan xotinlarga joiz emas. Lekin raj'iy taloq qilinganga hech joiz emas. Chunki raj'iy taloq qilingan xotinni hali nikohi bor, eri xolagan vaqtda qaytib olishligi mumkin. Uni eri bor hisoblanadi. Mutlaqo joiz emas. Shuning uchun iddada o'tirgan xotinlar erining uyida o'tirishlik kerak. Eri yoki eri o'lgan bo'lsa erining merosxo'rlari erdi uyidan bir joyda ajratib beradi. Bir xonani ajratib beradi. O'sha yerda turadi. Va tashqariga chiqadigan bo'lsa ayol kishi shariatga xilof qilib qo'yishi mumkin yoki boshqalar shariatga xilof qilishi mumkin. Shuning uchun iddada o'tiradi xotin, tashqariga chiqmaydi. Bir zarurat, majburiyat bo'lmasa chiqmaydi. Erini qarindoshlari yoki eri uni butun ta'minotlarini qilishlik kerak. Yemoq ichmog'ini beradi, kiyim kechagini beradi. Qarang, shariat qanchalik himoya qilyapti ayol kishini ham erkak kishini ham oila ishlarini qanchalik himoya qilyapti Alloh taolo. Alloh taolo bunchalik ahamiyat berib himoya qilgandan keyin insonlar xorlamaslik kerak. Bu narsalar joiz emas, harom. Lekin agar shu sovchilikni ta'rif qilsangiz, ishoratan aytsangiz gunoh bo'lmaydi deyapti Alloh taolo. Chunki xabar berishlik kerak bo'ladi. Ba'zan bir ayol sizga nisbatan ko'ngli bor. Sizga tegmoqchi. Sizga buni olmoqchisiz. Masalan, o'sha eri o'lgan xotin iddada o'tiribdi, bir-birlaringizga moyilliklaringiz bor. Ammo siz aytdingizki, iddada o'tirgan xotinga men qanday qilib uylanish taklifini qilaman? Bo'lmaydi-ku, dedingiz. Uzoq turib, iddasi bitgandan keyin 4 oy 10 kundan keyin kelaman dedingiz. Keyin bu ayol sizdan kutdi. Javob sizdan bir nima yo'q, bir harakat yo'q. Bir nima yo'q, ishora yo'q. Kim boshqa bir yerdan ishora kelib qoldi shunday. Shunda aytadiki, nasiyani deb naqddan qurib qolmagin deydi. O'yladiki, bu kelgan yer ham yaxshi yer. Undan hech gap bo'lmadi. Balki menga nisbatan nimasi yo'qdir, xohishi yo'qdir deydi-da, keyin bu tarafga ayol kishi ishora qilishligi mumkin. Ikki tarafda ham mana shunday ehtiyojlar bo'lishi mumkin. Shariatning kengligini, mukammalligini qarang. Alloh taolo sizning fikringizni ham e'tiborga olyapti.
qalbingizda o'tib turgan narsalarni e'tiborga olyapti. Og'zingda aytma deyapti, ochiq aytma deyapti, ishora qil deyapti, ta'rif qil deyapti. Ayol kishiga sen nihoyatda yaxshi ayolsan, senda ayollar kam topiladi degan shunday ham maqtab, ham masalan bir nikohga aloqali bo'lgan gaplarni gapirishligingizda zarar yo'q. Shundan ayol tushunadiki, ha, bu uylanmoqchi ekan deb. Keyin u ham ichidan niyat qiladi ki, boshqasiga tegmayman, shunga tegaman deb. Ammo mabodo degan niyat o'zgarib qolsa, uni maromat qilolmaysiz. Niyat qildi, xolos. So'z bergani yo'q, va'da bergani yo'q. Balki sizdan yaxshiroq, dindorroq odam kelib qolgandir. Bizning zamonda endi sizdan ko'ra boyroq odam kelib qolgandir. Shunga endi qizni ahli shunga bermoqchi boyroqqa. Unda xafa bo'lmaysiz. Bu ishora bo'lyapti xolos. Ikki taraf ham ma'lumot qilinmaydi. Lekin siz ishora qilganingizdan keyin so'zingizda turing. Ayol kishiga ta'rif qildingizmi, ishora qildingizmi, xabar berdingizmi, so'zingizda turing. Xitba tunqarin, xitba. Xotoba kalimasidan chiqyapti. Agar xutba bo'lsa, xitobat, va'z qilishlik, nasihat qilishdir. Xitbada, xitbada ham gapirishlik bor-u, xutbadan xitbani farqi shuki, bu muloyimlik bilan, shirin gapirishlik bilan bo'ladi. Sovchilar demakki, shirin gapirishlik kerak ekan. Bir kelin so'ragani bo'lsa, shirin gapiring. Shuncha aytadiki, qizi bordi, nozi bo'lmaydi. Erkak taraf shirin gapirishlik kerak. O'zi doim shirin gapirishlik kerak-ku. Biz endi odamlar faqatgina shu havoginda shirin gapirishadi. Havogandan keyin ko'ramiz deydi. Xitba degani muloyimlik bilan shirin gapirishlik xitba. Ayollarga shunday og'iz ochishlikni ta'rif qilishliklarda zarari yo'q dedi Alloh taolo. Ochishdasiga men seni olaman, menga tekkin deyishlik joiz emas, harom. Chunki oldingi yeridan hali aloqasi bitgani yo'q. Avaklantum fi anfusikum yoki ichlaringizda yashirgan narsalaringizda gunoh yo'q deyapti. Insonning qalbida yashirgan narsalar ko'p har xil. Dedi hozir avaklantum fi anfusikum deyapti mutlaq. Lekin biz uni mutlaqligicha olmaymiz. Qalbingizda butun yashirgan narsalaringiz gunoh bo'lmaydi deya olmaymiz. Chunki ba'zan yomon narsalarni yashirgan bo'lasiz qalbingizga. Bilib bo'lmaydi-ku, Alloh biladi qalbingizni. Shuning uchun biz aytamizki, o'sha hali ishora qilgan, og'iz ochgan ayolingizga uylanishni niyat qilyapsiz. Shu ayolga uylanishni niyat qilsangiz gunoh bo'lmaydi. Aslida gunoh bo'lish kerak, lekin bo'lmaydi. Nimaga gunoh bo'lish kerak? Hali iddada u, qanday qilib unga uylanishni niyat qilyapsiz? Tushundingizmi? Yoki ayol kishi hali iddada, iddasi bitgani yo'q, uylanishga haqqi yo'q. Lekin iddasi bitgandan keyin uylanishni niyat qilyapti. Alloh taolo bu gunohni ko'taryapti. Tushundingizmi? Demak, islomda kelajakni o'ylashlik bor ekan. Ba'zi musulmonlar aytadiki, islomda ertani g'amini ishi yo'q. Bugun nima bo'lsa bo'ladi, ertaga ishimiz yo'q nima bo'lishligi bilan. Faqatgina bugunga qaraymiz dedi. Bu ham noto'g'ri. Iddada o'tirgan xotinlar iddadan keyin kimga tegishligini yoki iddada o'tirgan xotinlarga ba'zilar iddasi bitgandan keyin uylanishligini niyat qilsa, qasd qilsa, Alloh aytayaptiki, bunga gunoh yo'q deyapti. Lekin shariatga xilof narsalarni qasd qiladigan bo'lsangiz, albatta u gunoh bo'ladi. Nikohga tegishli bo'lsa ham va boshqa butun masallarga tegishli bo'lsa ham, shariatga xilof bo'lgani gunohdir. Alimallohu annakum satazkurunahunna. Yaqinda sizlar bu ayollarni zikr qilishlaringizni Alloh bildi. Yaqinda zikr qilasizlar bu ayollarni. Ya'ni iddasi bitgandan keyin ochiqtasiga aytasizlar degan bir tafsiri bor. Ikkinchisi esa shu ayolni zikr qilmoqchisiz. Shu ayol to'g'risida gapirmoqchisiz. Lekin bu yerdagi maqsad hali iddasi bitishdan oldin. Alimallohu annakum satazkuruna bu yergacha iddadan keyinda ham ehtimol qiladi. Lekin oyati davomini qarang. Walakin la tuwa'iduhunna sirran. Lekin ayollardan sir holatda va'dalashmanglar deyapti.
şu sır halette va'dalashlikni yani nikah deb tafsir qiladigan bo'lsangiz satazkurunahunna iddadan oldin bo'ladi. Tafsirlar o'zgaradi ma'nolariga qarab turib. Bu bitta tafsir. Ayolni iddasi bitgani yo'q. Siz shu darajada muhabbat qilasiz, unga yaxshi ko'rasiz, hurmat qilasiz, nihoyatda dindor, nihoyatda yaxshi ayol. Shu nikohingizda bo'lishligini xohlaysiz, Allohga duo qilyapsiz. Endi atrofingizdagi odamlarga ham aytyapsiz. Falonchining qizi yoki falonchining ayoli, falonchining singlisi deyapsiz, zikr qilyapsiz. Shuni aytyapti Alloh taolo. Sataz gurunahunna. Yaqinda ularni zikr qilasizlar, Alloh bilyapti shuni. Bildi. Shuning uchun tamom zikr qilinglar, ammo ta'riz bilan zikr qilinglar. Hali maqsadingizni aytib qo'ying. Ba'zan inson shuni biladi, fikr aqliga bir fikr kelib qoladi. Shuni aytmasa uyqusi ham kelmay qoladi. O'tira olmay qoladi. Ko'ziga esa ko'rinmay qoladi. Namoz o'qiyapti, shu fikr aylanib yurgan. Uxlasa tushiga ham kiradi bu narsa. Aytmasa bo'lmaydigan bo'lib qoladi. Alloh aytayaptiki, sizlar yaqinda baribir zikr qilishlaringizni bildi. Chidalmayapsizlar, saqlayolmayapsizlar, sabr qilolmayapsizlar. Aytib yuboraman deyapsizlar. Baribir aytasizlar. Shuning uchun sizlarga yo'lni ko'rsatyapti Alloh taolo. Qarang, har narsada bir yo'li bor. Islomda oldi bek bo'lgan narsa yo'q. Har qanday holatdan chiqadigan yo'l bor, najot yo'li bor. Hech qachon Islom sizni bir chuqurga tashlab qo'ymaydi. Islom har qanday holatdan sizni saodatli yo'lga olib ketadi. Lekin bu degani gunohlarga yo'l bor degani emas. Gunohlar berkitilgan darvozalar ular. Bormaysiz, lekin borib qolgan bo'lsangiz, Islom sizni chiqarib oladigan yo'lni ko'rsatadi. Allohning marhamatini ko'ring. Va eri xotinning masalasida Alloh taolo eri xotinga qanchalik ahamiyat berishligini ko'rsatyapti. Bir erkak bir xotinga uylanmoqchi bo'lgandagi fikrlari qalbidagi narsalargacha diqqat qilyapti Alloh taolo. Hali uylanishdan oldin Alloh taolo bunchalik e'tibor beryapti degan bo'lsa, uylanganingizdan keyin o'rtaga Allohning bir qonuni keldi, nikoh masalasi keldi. Har bitta so'zingizga Alloh taolo e'tibor beradi. Eri xotin bir-biriga nihoyatda ehtiyot bo'lib muomala qilishlik kerak. Allohdan qo'rqsin. Hozirgi insonlar Qur'on hadisni bilmaganligi uchun nihoyatda johil. Oilalar islomiy emas. Musulmonman deyishadi-yu, og'izda xolos islom. Islomiy emas oilalar. Alloh taolo qarang, qanchalik ahamiyat beryapti. Zikr qilasizlar, lekin sir holatda va'dalashmanglar ayollar bilan. Sir holatda, ya'ni idda holatida sovchi jo'natishlik harom ekan. Siz mesaj jo'natyapsiz iddadagi xotinga. Men hozir sizga bir mesaj jo'nataman, shuni o'chirib olasiz keyin. Deb oldindan aytasiz. Bu ham mayli deydi. Iddangiz bitgandan keyin men sizni olaman, ichingizga tegib ketmang. Desa yo'qdan ham keyin ha degan javob keladi. Sir holati hech kimga bildirmaydi yoki xat yozyapti. Yo boshqa bir eng ishongan odamini jo'natyapti, ishongan bir ayolini jo'natyapti. Odamlardan yashirib. Shunday qilmanglar deyapti Alloh taolo. Qarang, la tu'iduhunna sirran. Sir holatda va'dalashmanglar. Ya'ni Alloh man qilyapti buni, odamlardan uyalinglar deb qilmayapti buni. Illa an taqulu qawlan ma'rufa, lekin ma'ruf gapni gapirsalaringiz ochiq holatda aytasizlarmi, maxfiy holatda aytasizlarmi, bo'laveradi. Ma'ruf gap yuqoridagi Alloh taolaning ko'rsatgan gaplari. Ya'ni siz yaxshi ayolsiz. Men ham yaqinda uylanmoqchiman. Deysiz. Shunday ishoralarni qilasiz. Ya'ni sizdek ayolga uylangan odam baxtiyor bo'ladi. Degan gaplarni gapirasizki, ayol tushunib oladi o'zi. Mana shunday ma'ruf gaplarni gapiring, ochiqchasiga taklif qilmang. Bu bir tafsir. Ikkinchisi, ba'zilar sirronni zino deb tafsir qilishadi. Sir holatda va'dalashmanglar deganda zinoni va'dalashmanglar deydi. Agar uni siz zino shariatga xilof bo'lgan harakatlar deydigan bo'lsangiz, satazkurunahunna ikki xil tafsir qilinadi. Iddani ichida zikr qilasizlar, iddadan keyin zikr qilasizlar. Degan bo'lib. Chunki sirni siz boshqacha tafsir qildingizda, zino yoki shariatga xilof bo'lgan holatlar.
shariatga xilof bo'lgan gunohlarni va'dalashmanglar. Yana shunday badbaxt insonlar bor. Ya'ni islomni bilmagan jaholat botqog'iga botib ketgan diyorlarda ko'p bo'lyapti bu narsalar. Juda ko'p bo'lyapti. Minglarcha, yuz minglarcha bo'lyapti bu narsalar. Iddada o'tirgan xotin bilan u ham jahil, bu ham jahil musulmonman deydi, lekin va'dalashib zino ham qilinyapti yo birga yurishibdi yoki boshqa ishlar bo'lyapti. Bunday kimlar deyapti Alloh taolo. Lekin eng maqbul bo'lgan tafsir ko'pchilik mufassirlarning olgan tafsiri birinchi tafsir albatta. Lekin bu tafsirda ham ehtimoli bor. Shunga diqqat qilingki, bu sirronda siz o'sha zino va zinoga o'xshagan gunohlarni tafsir qilganingizdan keyin satazkurunahunna ikki xil bo'ladi. Iddani ichida zikr qilasizlar yoki iddadan keyin zikr qilasizlar. Birinchi tafsirga ko'ra satazkurunahunna iddani ichida bo'ladi. Illa an taqulu qawlan ma'rufan lekin ma'ruf so'zda asalingiz bo'laradi deganda zino va zinoga olib boradigan so'zlarni, gaplarni, fe'llarni qilmanglar, lekin shirin gaplar, shariatga muvofiq gaplarni gapirsalaringiz bo'laradi. O'zi shu yergacha o'zi ma'lum bo'ldi, lekin Alloh taoloning hujjatini mukammalligini qarang. Shuning uchun qiyomatda hech kim uzr ayta olmaydi. Shunchalik aniq narsadan keyin yana ta'kidlab vala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablug'al kitabu ajalahu. Ayol kishi iddasini yozib qo'yadi-ku, falon kuni iddan boshlandi deb yozib qo'yadi. O'sha yozgani kitob. Shu kitob o'zining ajaliga, muddatiga, yetguniga qadar nikohning ahdini azm qilmanglar deyapti. Ya'ni kelishib olmanglar degan ta'zimu va la ta'zimun ikkita ma'nosi bor. Biri bog'lanmanglar degani. Nikoh qilib olmanglar. Ba'zilar shunday iddasi bitishdan oldin shoshilishib, hech kimga bildirmasdan maxfiy holatda nikoh qilib olishadi. Agar bu masalalar sal bilingan bo'lsa atrofda, maxfiy holatda nikoh qilib olishadi-da, agar masalan qo'shilmasa ham, birga bo'lmasa ham nikoh qilib olgan, idda bitgandan keyin hammaga bildirib nikoh qiladi. Bu ham joiz emas. Bu ham durust emas. Yoki oshkora qilishligi ham hech mutlaqo joiz emas. Oshkora qilishligini kufrda xatari ham bor. Yoki nikoh qilinmadi-yu kelishib olishlik. Azm, bilasiz, niyatdan baland bo'lgan narsa. Niyat qilishligingizga izn berdi Alloh taolo. Erkak niyat qilyapti shu ayolga uylanaman, agar taqdir qismat bo'lsa deyapti. Ayol ham aytayapti shunga tegaman deyapti. Bu joiz. Lekin kelishib olishlik joiz emas. Men sizni olaman, siz menga tegasiz deb azm qilib olishlik joiz emas. Shuncha hukmlardan keyin inson hech qachon uzr ayta olmaydi Alloh taologa. Bu masalalarni musulmonlarda ko'pchiligi bilmaydi, lekin bilmayman deganligidan qutula olmaydi ular. Qarang, Qur'onda kelyapti, ochiqchasiga kelyapti bular. Va yana takror aytamanki, idda bitishdan oldin mana nikoh joiz emas ekan, wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablug'al kitabu ajalahu deyapti. Yuqorida aytilgan hukmlarni mana dalillari bular. Shuning uchun ayolni idda o'tirishligi farz. Idda masalalari nihoyatda muhim masalalar. Wa'lamu anna Alloha ya'lamu ma fi anfusikum. Alloh taolo nafslaringizdagi, ichlaringizdagi, qalblaringizdagi, fikrlaringizdagi narsalarni hammasini bilishligini bilib qo'yinglar, unutmanglar. Alloh hamma narsani biladi. Qarang, qalbingizda nima o'tyapti, aqlingizda nima o'tyapti, nima qilmoqchisiz, nima deyapsiz, nima qilyapsiz? Hammasini biladi. Fahzaruhu, undan qo'rqinglar. Allohdan qo'rqinglar, Allohning azobi qattiq, Allohning g'azabi yomon. Allohning g'azabiga qosirasiz, hech kim sizlarga yordam bera olmaydi keyin. Dunyo oxiratda rasvo bo'lasizlar. Allohga tavakkul qilinglar. Allohga itoat qilinglar. Eng yaxshisini sizga munosib qiladi Alloh taolo. Uylanish masalasida ham bir erkak uylanmoqchini shariatga xilof bo'lgan yo'llar bilan uylanmasin. Sunnatga muvofiq yo'llar bilan uylansinki, Alloh taolo unga bir pokiza, soliha, barakatli ayol nasib qilsin. Shariatga xilof yo'llar bilan agar siz ayol topib uylanmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, bu ayol boshingizga balo bo'ladi.
qo'rqitadi ki boshingga chiqib oladi. Boshingga chiqib oladi. Taloq qilmasangiz qutula olmaysiz. Ba'zilarni taloq qilib ham qutula olmaysiz. Fahzaruhu Allohdan qo'rqinglar. Nikohga tegishli masalasi umumiy ta'sir qilgan bo'ladiki, Alloh taolosi sizlarni ichlaringizda bo'layapti turgan narsani biladi. Insonlarda ko'pchiligi bilasiz, tashqarida o'zini juda yaxshi ko'rsatadi, lekin ichi buzuq, chirib ketgan yoki munofiq yoki ichida zindiq, kofir, din dushmani. Alloh aytayaptiki, Allohdan qo'rqinglar, Alloh biladi ichlaringizdagi narsani. Fahzaruhu, ehtiyot bo'linglar. Alloh har qiladi sizlarni dunyoda ham oxiratda ham deyapti. Shuning uchun har qanday holatda biz Allohdan qo'rqaylik. Agar biz fikrlarimizga hokim bo'lsak, fikrlarimizni tuzatsak, hech qachon zohirimizda shariatga xilof bo'lgan amallar sodir bo'lmaydi. Xususan katta gunohlar sodir bo'lmaydi. Ammo fikrimizga hokim bo'lmasak, fikrimiz har tarafga ketaversa, har narsalarni o'ylaversak, unda gunoh qilishimiz oson bo'lib qoladi. Inson bir amal qilishdan oldin fikr qiladi. Ya'ni fikr paydo bo'ladi unda. Fikrni tuzatdingizmi, amalga o'tilmaydi. Shuning uchun Alloh aytayaptiki, Allohdan qo'rqinglar. Biz bilamiz sizlarning ichingizdagi narsani ham. Bu oyat nihoyatda muhim oyat. Har bitta insonni tuzalishligi uchun eng muhim oyatdir bu. Fikrlarimizni tuzataylik. Butun masalalarda, gunohlardan saqlanishlikda ham, aqida masalasida ham, islomga xizmat qilishlik, ilmiy tarafdan, siyosiy tarafdan, jihodiy tarafdan, harbiy tarafdan, hukumat tarafidan butun sohalarda fikrlarimizni tuzatsak, hammasi yaxshi ketaveradi. Alloh taolo qo'rqitdimi? Endi bu tarhibdan keyin targ'ib beryapti. Va alamu annalloha g'afurun halim. Alloh taoloning g'afurligini va halimligini bilib qo'yinglar. Agar bilmasdan gunoh qilgan bo'lsalaringiz, o'tgan hayotlaringizda bu ahkomlardan xabarlaringiz yo'q edi, eshitmagandilaringiz, umidsizlikka tushmanglar, istig'for etinglar, tavba qilinglar, Alloh taolo g'afurdir, kechiruvchidir. Yoki bilib turib ham qilib qo'ydi, shayton hokim bo'ldi sizga, nafsingiz hokim bo'ldi, yoki atrofingizdagi insonlardan bo'lgan shaytonlar sizga g'olib bo'lishib, bu gunoh qilib qo'ydingizmi? Men badbaxt bo'ldim, endi tuzalmayman, Alloh taolo la'natiga qoldim endi men. Shariatga xilof ish qilib qo'ydim, deb umidsizlikka tushmang. Alloh taolo g'afurdir, kechiradi. Tavba qiling, qaytib keling. Tavba nasuha qiling. Alloh taolo halimdir. Mana jazolaringizga shoshilmayapti Alloh taolo. Muhlat beryapti. Nimaga muhlat beryapti? Shu istig'for etsin, bizga qaytsin deb muhlat beryapti Alloh taolo. Qarang, targ'ib va tarhib ikkalasi ham bayon kelyapti. Va Alloh taolo mana shu uslub bilan qullarni shunday tarbiya qilyaptiki, ham qo'rqish kerak, ham umid qilishlik kerak. Doim inson rajo bilan xavfning o'rtasida bo'lishlik kerak. Faqatgina qo'rqsiz, umid qilmasangiz kofir bo'lasiz. Faqatgina umid qilsangiz, qo'rqmasangiz ham kofir bo'lasiz. Ikkalasi ham bo'lish kerak. Ham qo'rquv, ham umid bo'lishlik kerak. Alloh subhanahu va taolo butun ummatga Qur'on hadisiga muvofiq bo'lgan saodatli hayotni nasib qilsin. Siyratdan dars qilamiz.